Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şöyle bir yorulduk. 2 gün üst üstüne misafir olunca tabi biraz yorulduk. Biri yemekli, biri normal geldi. Misafirimizin çaya geldi. Yemekli olan da biraz yorulduk koşturmaca. Ondan dolayı yemekti işte şeydi falan da derken ondan yorulduk. Yoksa misafiri ben severim zaten her zaman biliyorsunuz. Öyle şey oldu. Bugün de çaya misafirimiz vardı. Ondan yorulduk. Gündüzdü misafirimiz. Ondan fazla bir şey yapmadık. Sadece çay içtik. Şu elimi yıkayım çekelim. Arkadaşlar biraz kemiklerim vardı. Onları haşladım. Onların etlerini şey yaptım. Sıyırdım. Tam haşlamadım ama biraz. Etini sıyıracak kadar. Onun etini sıyırdım. Güzelce kemiklerini ayırdım. Onda etini bir yere ayırdım. Kemiğini bir yere ayırdım. Eti burada. Kemikler de burada arkadaşlar. Sıyırdım. Soğanımı doğradım. Fasulyemi de arka tarafta bir taşım kaynatayım dedim. Fasulyemi de kaynatayım arkadaşlar. Güzelce şöyle. Ay çok şükür esti biraz. Yandık. Hava serinleyecek diyorlardı ama dur bakalım artık nasıl olursa. İnsanın da sıcakta vallahi ne yemek canı istiyor, ne yemek yapma canı istiyor. Hiçbir şey canımız istemiyor. O sandık. Kapatayım da. Şöyle yine de yanıma alayım da fasulyeyi yıkadım. Şöyle kavrulunca. Taştı fasulye şey yaparken. Fasulye demişim. Eti haşlarken taştı. Ondan dolayı biraz ocak battı. Onun için de kusura bakmayın.
Bu fasulyeyi de aldım ama hiç memnun kalmadım inanın ki ne. Kabuklanıyor şey yapıyor yani aldığımı alacağıma pişman oldum. Allah'tan ki ne çok az böyle iki tabaklık belki yemeğe çıkar çıkmaz kaldı. Et suyu vardı arkadaşlar. Onu süzerek koydum. Öbür süzeğimi bulamadım neredeyse. Onu süzerek koydum. Kemiğin kendi suyu. Onunla beraber pişsin. Biraz daha su koyalım. Çünkü fasulye biraz diri kalıyor. Onun için özleşmesi için şey lazım. Onun adı suyu bol olması lazım. Çok az da şöyle karabiber. Evet. Yemeğimiz böyle pişsin arkadaşlar. Ağzını kapatalım güzelce. Yemeğimiz pişsin yanına. Bir kuru fasulye, kuru fasulye nereden çıktı? Bir pilav. Biraz salata mı yapar artık Rümeysa ne yaparsa. Onunla beraber yiyeceğiz inşallah. Şöyle ağzını kapatayım. Nereye gidelim? Dışarı gidelim. Bakın bizim evin önü her gün böyle. Her gün süpürüyor. Her gün böyle yaprak. Ne yiyorsunuz da? Mustafa bugün erken geldi ama tavukları mamuklara hiç yapmadı. Mesaiye kalmamışlar bugün. Ay yumurtayı bıraktığı yere bak hele. Bak birini oraya bırakmış. Dün baktım yumurta var mı diye. Yumurta yoktu. Kış. O gün de kırıklardı böyle birini. Günde böyle iki tane veriyor. Birini de şuraya bırakmış. Kış. Kış kış kış. Burada da gül var. Almaya korkuyorum. Hücum etmeyin, hücum etmeyin. Boşuna bir şey yok. Şurada var mı? Orada yok. Kümesin içinde de var mı yok mu? Hiç bilmiyorum. Bunları yerine almışlar. Yerine aldıkları için nerede olduğunu bilmiyorum. Varsa yoksa da. Şöyle. Şimdi sahibiniz gelir sizi yemler. İçeriye girin. Yeriniz orada. İçeri gir. Şurada ayağımı çekmeye çalışıyorsun herhalde. Ben giderim kendi gelir. İki tane yumurtayı aldım arkadaşlar. Biri sarı, biri beyaz. Bunların yumurtası. Ama sarısı çok kuvvetli de sarısı yani içinin sarısı.
İçinin sarısı az. Şöyle kapatayım. Siz orada durun. Siz orada durun. Sahibiniz gelince sizi yemlesin. Ne yapıyorsunuz lan? Salatalık yiyorlar. Ekmek yiyorlar. Patlıcan yiyorlar. Şu köşedeki de şu orada öyle duruyor. Ay, gözleri de bir tuhaf. Yeni doğanlar çıkmadı daha. Yeni doğanlar ne zaman çıkacaksa artık bakacağız. Bu da reyanlar. Şu köşedeki kurumuş arkadaşlar. O herhalde 2-3 gün çok sıcak olduydu. Ondan herhalde. Zaten ben bunu da fazla sevmiyorum. Öbür reyhanı daha çok seviyorum. O yaprağı iri. O daha güzel oluyor. Dinamoyu da yaptı eşim. Taktı. Ama bu sefer de su kaçırıyormuş. Hava alıyor bir yerden herhalde diyor. Su kaçırıyor diyor bir yerden diyor. Çalıştırmış yapmış ama nasıl oluyorsa bir yerden su kaçırıyor. Anca diyor suyu içine dökeceksiniz tulumpanın içine. Çekeceksiniz diyor. Ona sonra diyor şey yapacaksınız diyor. Öyle dinamoyu çalıştıracaksınız diyor. Biri yemeğini almış gidiyor. Öbürü de orada bekliyor. Burunun içi kalabalık. Şimdi o yemek oradan düşer. Arkaya aldık üzgünce. Bizim burası çok işlek. Bildiğin otoban. Hep buralara köpük atmışlar. Neyin nesiyse artık. Akşam dolmuşu da gidiyor. Yok motormuş. Yerimiz çok güzel. Ama işte evimiz biraz zengin. Biraz daha yüksek olsaydı daha iyi olurdu. Evimden memnunum. Depremde herkes bir yere kaçarken karşı apartmanlar, şu apartman, öbür apartman her biri bir yere kaçarken biz evimizde rahat rahat oturduk çok şükür. Allah bundan geri koymasın. Evimizden memnunum. Sadece biraz yüksek olsaydı yerden yüksek su basmayacak kadar daha iyi olurdu. Arkadaşlar bugün Rümeysa yoruldu. Misafirler üstte olunca, her gün olunca yoruldu. Rümeysa yattı. Ben biraz yatacağım dedi. O bir de sabah misafir gelecek diye aceleyle hemen şey yaptı. Sofrayı, ama sofra nereden çıktı? Kahvaltıda çay içmedi. Çay içmeyince baş ağrıdı herhalde. Çiğ köfte istedi. Çiğ köfte aldıydım ona. Onu yedi. Ondan sonra yattı. Yatmış yani daha doğrusu. Benim de haberim yok. Çamaşırlar vardı. Ser onları dedim ben yemeği ocağa koyarken. O onu seriyordu. Sonra yatmış. Telefon olmayınca çok güzel uyuyorlar. Telefon olunca direniyorlar uyumamak için. Sabah kalktı. Yok. Dün akşam erken yattı ya. Sabah kalktı. Ama misafir var da yattı. Ben kızıştım onun için yattım. Abdullah gelmedi. Ben Abdullah
önce o şöyle yerim. Valla bu fasulye de hiç hoşuma gitmiyor da mecburiyetten şartım çok şükür bitti. Hangisi? Bir daha bu fasulye aldım. Bu nereden geldiyse bilmiyorum valla. Aldık mı, biri mi verdi? Öbürüne bakma adamı da mı yavrum? Yok. O sakın bakalım dedin. Yok, onu o şeye getirdik. Fatma getirdi de ona bakmadım daha. Ona bir şey mi yavrum? Ona ne bir şeyim? Bizim gelin getirdiydi bir poşet o şeyde doğum yaptığında. Şöyle poşette. Ondan hiç denemedim. Bir de ondan bakayım daha. O güzele benziyor. Bu fasulye de eskiye benziyor. Bilmiyorum eski mi, şey mi? Abdullah'ınkini de koysam mı? Net. Soğuk. Geçin Mesa da yedim. Çakpar ağrıyor. Bir dakika. Arkadaşlar akşam yemeğimiz kuru fasulye, bulgur pilavı, turşu çıkarttım, süs biberi ve bol soğanlı salata yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.